Anonu satayım. Yan kapı aç. Allah belamı versin, terledim şu an abi. Evde yokuz. Evde yokuz. Amına koyayım, ne oldu lan? Salih Amel. Sen misin kardeşim? Amına kodumun oğlu. Merhaba arkadaşlar, GamerDip kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Layers of Fear videosundan hepinize selamlar. Bir önceki bölümü yayından atmıştım fakat artık bu tarz oyunlar YouTube'a özel seri olarak gelecek arkadaşlar. Yani bildiğiniz gerçekten korkunç veya gerilimli olan oyun varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Mutlaka bütün korku oyunlarını çekmeyi düşünüyorum. Elimden gelince de birçoğunu çekeceğim. Biraz daha korku havasına girebilmek için arkadaşlar izninizle yanımdaki ışığı söndürüyorum. Kameracım, odaklar mısın? Bana odaklayacaksın. İlgi odam benim şu an kamera. Haydi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim diyerekten arkadaşlar hatim indirerek videomuza başlıyoruz. En son deri parçasını buraya yapıştırmıştım ve bana bir işte böyle bir tablo çıkmıştı. Flamingo sanırım bunlar. Abi dolapları açamıyorum. Ha, bir tanesi açılmış, evet. Bir tane dolabımız açılmış. Bir önceki bölüm okudum olarak hatırladım onu sanki. Tamam, bu odayı biliyoruz zaten, bu odayı şey yapmıştık, incelemiştik. Yine muhtemelen dünyamın değişeceği bir kapıyla karşınızdayım. Buraları yaşamış mıydım ben? Allah Allah. Ananı avradını sikeyim, yaşamamışım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim, evde de tekim arkadaşlar, biliyorsunuz gecenin 12'sinde çekiyorum videoyu korku havasına girebilmek için. Saati de şöyle gösteriyorum, kamera odakladığımı bilmiyorum ama 12 değilmiş, 11 çeyrek geçiyormuş arkadaşlar. Şarjım da %72 kalmış. Oyun yemin ediyorum bak, başlarda biraz sıkıcıydın ama şu an beni o kadar korkutmaya başladın ki. Gitgide gerçekten anasının şeyini gördürmeye başlıyorsun bana. Bismillah. Valla yarrağımız dört tövbe. Yani bütün kapıların kilitli olması benim açıkçası moralimi bozuyor. Evet, bu da kilitli. Geri mi döneceğim? Geri döneceğim, yine bir şeyler değişecek o zaman. Aa, bura açılmış, evet. Ananız. Dur şekil yapma, şekil şukur yapma. Şekil şukur yapma, aç şu mumları. Kapımı kapatmayın, bakıyorum bak. Bunu da yak. Başka var mı? Ha. Bunu da yak. Şimdi burayı bir araştıralım. 6 Nisan. Bu sabah onun küçük boş şişe koleksiyonunu buldum. Tepkim ise kötüydü. Biliyorum, onun için de zor bu. Ama lütfen ya. Onun daha iyi bilmesi gerekirdi. Evde küçük bir çocuk var. Sorumsuzluk bu yaptığı. Evet. 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 Ben de küçük bir çocuğum ki. İnga yap falan. Onu sotoyum. Yan kapı aç. Bir şey geliyor. Yan kapı açıl. Mumu aç, mumu. Sarımsak koysam gidiyorlar mı? Kapımı zorluyor. Allah belamı versin, terledim şu an abi. Evde yokuz. Evde yokuz. Evde yok. Yatağın altına falan götürme. Gerizek ya. Ne lan? Çık, evde yokuz işte. Çok vardım ya. Ben çekmeceler açayım abi ya, siz büyük ihtimal kapıyı kıramıyorsunuz, sadece yürüyorsunuz orada çünkü. Ha. Şimdi ergen kızlar gibi suratını karalayıp fotoğraf paylaşmış, o yüzden tabii ki tehlikeli, dikkat edilmesi gerekiyor. Abicim, kapımı rahat bıraktınız mı acaba? Bırakmışsınız ama sanki ben bir gölge görüyorum. Ben gelmesem. Geleyim. Ne olur oyun. Anam. Hayda. Burada boyalarla bir şey sürüklenmiş. Ananı avradını sikeyim, o ne lan? This house is absolutely amazing. Ben öyle düşünmüyorum. But those stairs. O öznel bir olay, ben öyle düşünmüyorum. And I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Odasına beni senin taşıman gerekecek. Tamam, geri geldi dünya. Var, baston dededen kalma herhalde. Tam gaz yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar, korkmadan. Yine
Yine kilitli bir kapı, yine geri döneceğiz. Yine geri döneceğiz, yine geri döneceğiz. Abicim yani boyaları küçük çocuk gibi böyle israf etmeseniz keşke. Hani... Kesin arka kapı geri açıldı. Ya da buraya bir daha mı girmem isteniyor benim? Yo. Arka kapı açıldı büyük ihtimal. Ha. Heh. Anahtarcığımızı bulduk. Arkadaşlar içim tiri tiri titriyor bu oyunu oynarken benim. Başta böyle değildi. Bir de arkadaşlar ben oyun konusunu okumuştum. YouTube yorumlarında okumuştum. Şöyle telefondan okuyacağım kusura bakmayın. Bir ressam var. Eserleri beğenilmiyor. Yetenek sınavına giriyor. Oradaki hoca bunu aşağılıyor. Bizim ressam hocanın Yahudi olduğunu öğreniyor. İleride bir gün tüm Yahudilerin anasını seveceğim diye yemin ediyor. Birinci Dünya Savaşı'na katılıyor. Gösterdiği cesaretli gazi olması sebebiyle Demir Haç madalyası kazanıyor. Yani bizim bacağımızdaki topallığın sebebi bu. Bakın zaten fark edersiniz ki bak. Topal olarak görüyorum. Sağa sola sağa sola böyle seni gedi topal diye sallanarak görüyorum. Bak girdiğim an bir şeyler sönecek, bir şeyler olacak. Artık gerçekten titriyor, ekran titriyor. Merhabalar. Efendime söyleyeyim. Bunları açın ama bak ben açıyorum geri kapatıyorsunuz. Tamam mı? Dolaptan mı geliyor lan? Boştu. Şimdi kastım kendim var ya, ne kastım yemin ediyorum sıçacağım. Şimdi bırakacağım, bıraktım ya. Sıçtım sıçacağım aşağı. Çalaydın ya, o kadar koyduk. Ayna bakmam, hayatta bakmam. Böyle şeylerde aynaya bakmayacaksınız arkadaşlar. Aynaya bakan boku yer. Bak. Sen niye böyle sesler çıkartıyorsun dolap? Honey, ha, what Allah. In the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Bırak şunu kenara, bir yere kaçtı yok. Peki benim ışıklarım sönüp niye geri geldi? Size bunu sorabilir miyim? Ha bunu... Ah! Cevve, resma, zaz çalsın, zaz, cevve, uğuz şarkısı çalsın, şu an onu istiyorum. Ama böyle olunca ben çok korkuyorum ki. Köşede beklesem şöyle. Pus oğlum, arkayı sağlam al. Götü sağlam al. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz, sen merak etme. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Kulağı mısın pezevenk, hortumla kan mı çekilir? Neyse şişeyi aldık herhalde değil mi elimize? Aynen. Aa! Bu özelliği yeni öğreniyorum. Sağ tıkla zoom at yapabiliyormuşuz. Yok anahtar değilmiş. Ha bunu bir daha çevireceğim o zaman. Geriye mi sabit? Açılıyor. Allah Allah. Şarkıyı geri sarınca olayları da mı geri sardım ben? Ne yaptım? Yine geldik bu lanet yere. Buna bakmıştık zaten orada. Buralara baktığımız şeyler. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work. That's all. Küçük bir şey.
Bu sadece dikkatimi toplamama yardımcı olan küçük bir şey. Ha, dayı bunu içip kafayı falan mı buluyor? Bunu sanırım okumuştum ama bir daha okuyayım. Seni böyle görmeye dayanamıyorum. İyi değilsin. Gece boyunca terleyip titriyorsun. Ve şimdi her zamanki gibi kalkmış, kendini atölyene kilitlemişsin. Tüm bu eziyet çekmiş sanatçı saçmalığı bir son bulmalı artık. Ha, resme bir şey yapabiliyoruz. Anahtar bulmam lazım. Flamingolar tarafından saldırıyordum arkadaşlar. Bu anı çekin. Bir şey olursa bana bunlar sorumlu. Aha, öbür dolapta açtım. Bir kavanoza ve bir de plan... Ha tamam, bu az önce okuduğumuz. Daha önce hortumla beni çekmiştim var diyorsun. Eyvallah. Hortumumuz, şeyimiz buraya. Ha, buradaki altı parçayı mı toplamam gerekiyor benim şu an? Şeyi topladık, deriyi topladık, deriyi bulduk. Kavanozdaki kanı bulduk. O zaman Ramforu Strand mı hocam? Evet. Selamlar. Her açılan kapı bir boka sürükleniyor adeta. O kapı zincirlenmiş, bu kapıdan gidiş yok. Haydi Allah'ım sen bana yardım et diyerekten devam ediyoruz. Tüylerimi bu kadar diken diken eden bir oyun daha görmemiştim. Bu ne ya? Allah'ın aldım. Vallahi sanat aşkımı öldürüyorsunuz. Yemin ediyorum sanat aşkımı öldürüyorsunuz bak. Bir şey diyeyim mi? Ben sanat yapmaya çalıştıkça aşkım ölüyor. Oyun. Gözünü seveyim ne yapma da. Kapat hemen şurayı. Çok iyi oğlum. Böyle shoulder pick'le gireceksiniz arkadaşlar böyle yerine. Bu dolapları ben boşa açıyorum gibi geliyor ya. Sanki bir bok olmuyormuş gibi. Bir soluklanayım şurada. Yaratıcının tıkanması. Odam gitti ya, ne oluyor? Aha kapı da gitti. Vallahi kapı da gitti. Klostrofobim... Ah tamam pardon. Hemen ağlayacaktım. Klostrofobim var abi açar mısın diye. Yalnız o... Kandırmayın insanları. O dörtlüler de kapalıydı. Böyle bir yer açılamaz ki bir anda. Arkadaşlar sizlere kandırıyorlar. İnanmayın bunlara. Cama yakın durma, cama yakın durma oğlum Ahmet. Cama yakın durma. Cama yakın durma Ahmet. Bir şeyler. Ha, Haziran unutma. Haziran'ın 9'una unutma diye bir not eklemiş. Kesin unutacak o yüzden. Abicim bu gözlükler kaprıyor mu? Amına koyayım, ne oldu lan? Salih Amel. Sen misin kardeşim? Alo? Salih Amel? Bir an sis mis geliyor. Salih Amel ile Dede Reis geliyor sandın da pardon arkadaşlar. Ya. Vallaha geldik şeffaf camlar. Bunda ölü var ha. Bu sedye sağlam değil. Açıl. Kapı açıl. Bak yine aynı yere geldim. Şeye açıldım yine. İlginç bir tablo. Bu az önce gittiğim kapı. Kapanmış. O zaman... Aa bu iki kapı açılmış. Şu aç reis. Diğerinden gidebiliyor muyum? Bakmam lazım. Çünkü çok içimde kalıyor çünkü. Aa bundan da gidebiliyorum. Bundan gidemiyoruz. O ne? Ne yazıyor lan onda? Bakar körler. Ugly. Korkmuş değil mi? Ugly. Var You ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense into your stupid face. Anlamaya başlarsın, ne dersin? Abimin çizdiği portreyi mi beğenmemişler, değil mi? Öyle bir şey olmuş galiba. Senin yapacağın sanatı seveyim diyerek abimizi tokatlamışlar arkadaşlar. Şimdi ben oradan geldim zaten. Buradakine gittik. Sıra ne oluyor? Kafam döndü lan. Hangisine gitmedik lan biz? Şundan geldik. Buna girdik, şuna girmedik. Böyle map yok lan. Kafam döndü, ne oldu? Lan sen az önce açılmıyor muydu?
Ne oldu da kilitlendin ya? O zaman Cevcici Ahmet geri gidiyor. Hadi bakalım. Ha yok pardon. Burası mı asıl gelmediğim yermiş? Vallahi bir şeyler olmuş arkadaşlar ama map kafamı tırmaladığı için kaçırmış olabilirim. Bir de bizim adam biraz toparla ya. Bana sanatı sevdirmeniz gerekirken şu an sanattan şey yapıyorsunuz, beni uzaklaştırıyorsunuz. Oyuncum. Allah'ım, beyaz saraya mı geldik? Nasıl bir odaları var ya? Kulağım! Kulağım cırcır böceğe girdi. Yapma yapma yapma! Hangisi yapıyor onu ya? Ben buna odaklanırken okuyamam ki bunu. Evet, sesi komple kapattım arkadaşlar. Bunu okuyayım, geri döneceğim. Sayın beyefendi, dürüst olmak gerekirse mektubunuz beni şaşırtmadı. Pek çok iş arkadaşım bu konu hakkında onlara danıştığınızı bana bildirmişti. Ve bir hasta için tekrar kontrol edilme talebinde bulunmak ne kadar doğal olsa da bana sorarsanız 16 bir ne? 16 birbirinin aynı rapor yeterli oluyor. Yine de size ve eşinize olan saygımdan mütevellit dosyayı baştan sona inceledim ve iş arkadaşlarımla hemfikirim. İstemsiz kas spazmları karınız gibi ciddi yanık. İstemsiz kas spazmları karınız gibi ciddi yanık kurbanlarında sıkça görülmekte. Sizin tabirinizle ucube sırıtışı ya da sinir bozucu cıyaklama sinir sistemindeki hasarın bir göstergesi olabilir. Bahsettiğiniz diğer belirti ise biyolojik değil. Psikolojik görünüyor ki bu oldukça doğal. Sarsıcı olaylar yoğun gerginliğe sebep olabilir ve bunda utanılacak hiçbir şey yok. Karınızı düzeltmemizi istediniz ancak anlamanız gerekir ki yaşadığı olaylar küçük bir işlemle yok edilemeyecektir. Bu uzun, zorlu bir süreç ve sizin desteğinize, gücünüze bu süreç boyunca ihtiyaç var. Lütfen uzun süreli bir rehabilitasyon programını düşünecek olursanız bana veya iş arkadaşlarıma ulaşmaktan çekinmeyin. Bir koduğumun sahte doktoru daha. Robert Richards yazmış bunu bize. Evet, yine kodumun sesi başlamış bulunuyor. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Yemin ediyorum tek bismillah ayman aramdaki işiniz var lan. Şu sesi çıkartma be. Aynı yere geldim lan. Ne oluyor amık? Aynı yere geldim. Ananı avradını sikim. O ne la? Kullanabiliyor muyuz bunu dayı? Telefon çalmıyor mu ya? Ne ötüyor oğlum? Gerçekten şu an benden ne istiyorsun mesela abi? Yes, speaker. Lan ne oluyor? Böyle yaptığım zaman olaylar geri mi geliyor? Yes, speaker. Ne oluyor? O telefonu oradan gitmişti ya, geri geldi. Geri döndüğüm için şu an olaylar geri mi geliyor? Ne oluyor? O zaman yol da açılmıştır benim. Aynen. Oğlum o neymiş lan? O nasıl bir... Böyle bir oyunda yapmazsın ya. Rahatsız edici anılar. Amına kodumun oğlu! O geri gidiyorum ben. Ahmet geri gidiyor. Aç şunu! Amına kodumun oğlu! Bir soluklanayım. Terledim, yemin ediyorum terledim. Allah belamı versin, terledim. Dost bu çocuğu palleço gibi bir şey çıktı karşıma. O neydi ya? Ulan ben bu videoya başladığımda beyazdım lan facecam'da. Turuncuya döndüm, piç! Oh. Götüm falan yok galiba artık benim ya. Bakayım be! Yerinde, iyi bakalım. Ne yapacağım burada? Vallahi galiba anahtar bulacağım. Hah. Işıklar geldi.
Şurayı da açıyoruz. Notumuz var ama okuyamıyoruz. Kanatlı dehşet. Sessiz ol. Sürekli kanat çırpıyor. Diğer fareleri mi yiyor? Fare de yemezsin ya. Bölgesi mi oynuyoruz? Pezevenk. Gidemiyorum be. Beni şey yapıyor. Kendi hareket ettiriyor. Şu an arkaya attı beni. Tamam geri döneyim. Kız ağlıyor ki. Kız ağlıyor. Harbi diyorum sıçtık. Göte mukayyet ol. Allah'a emanet ol. Hadi bakayım. O neymiş ya? O neymiş ya? O neymiş ya? O neymiş ki? Böyle götüm duvardan ilerleriz. Bir şey yapamaz. Geyiş mi bu? Kafayı koparmışlar. Soluklan Ahmet. Soluklan Ahmet. Soluklan Ahmet. Aç burayı. Tekrar asansöre geldik. Arkadaşlar bu bölümlük yeter. Yemin ediyorum bak arkaya doğru. Allah belamı versin. Ben hiçbir oyunda bu kadar gerildiğimi ve korktuğumu hatırlamıyorum abi. Bakın yemin ediyorum size. Daha tabii ki korkunları oynayacağız. Bunun üstüne çıkan olur mu bilmiyorum ama. Oyun her ne kadar sıkıcı başlasa da inanılmaz korkunç ve gerilimli ilerliyor. Dediğim gibi bu tarz oyunları YouTube'a seri yapacağım. İzlediyseniz ve beğendiyseniz ne mutlu bana. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.